Yine haftanın en zorlayan antrenmanı Inter var. Ben ultramaraton için interval çalışmamı nasıl yapıyorum? 1 kilometre maksimum eforla olabildiğince hızlı koşmaya çalışıyorum. Sonra 1 kilometre yürüyorum. Bunu 5 tekrar yapıyorum. Şu anda İlk kilometreyi geçtik ki herhalde en iyi kilometre sürem 4.08. Şimdi 3. kilometreye kadar böyle çok hafif dinlenme koşusu yapıyorum. Sonra bunu tekrarlayacağız. Her ne kadar başlamadan önce evden çıkıp başladığım nokta olan Arnavutköy'e kadar hafif ısınma koşusu yaptıysam, biraz harekete geçtiysem bile bu ilk kilometre her zaman en zoru oluyor. Sonlara doğru daha ritim buluyorsunuz, bacak açılıyor, nefes rahatlıyor. Bu ilk kilometrede sanki kolumdan kan çekilir gibi oluyor. Ama sevindim. Nabız da 160 civarında tutmaya çalışıyorum. Tabii geçtiği oluyor. Ama süre güzeldi bu sabah. Sevindim. Şimdi bakalım tabii onu çok düşürmeden 4.15'lerde tutabileceğim mi diğer intervallerde. Hadi biraz daha dinleneceğim. Daha 700 metrem var. Oh, keyif. İkinci intervalde taze bitti. Dört on iki. Güzel. Pek oksijen borçlanması yaşamıyorum bu intervallerde ama bugün motivasyonum yüksek, biraz zorlamak istiyorum. Kişisel en iyi dereceler çıkar mı diye arada uğraşmakta fayda var. Bazen insan bu dinlenme koşulları hiç bitmesin istiyor. İnsanın doğru programla disiplinli bir hedefe yönelik çalıştığı zaman kendini nasıl geliştirdiğine hayret edersiniz. Aralık ayıydı, çok iyi hatırlıyorum. Bundan 2 ay önce diyelim. Bursa'da bir eskrim turnuvasında Eskişehir'den Hakan hocam, Hakan Özden, ki kendisinin atletizm antrenörlüğü geçmişi de var, bana koşu sürelerimi sordu. O zaman 10 kilometre koşuyordum. 10 kilometre, 10 kilometre düz koşu yapıyordum. 58 dakika, 60 dakika tamamlıyordum güzel, rahat. Dedi ki bir tane 1 kilometre bakalım maksimum dene, kaç çıkacak. Arada daha sonra sayısını arttırırsın, biraz intervale dönmen lazım belli antrenmanlarda dedi.
döndüm İstanbul'a bu hafta. 10 kilometrenin içerisine zannediyorum 3. ile 4. kilometre arasında bir tane maksimum eforla denedim. 4.30 çıktı ama ya yani ben bittim. O 4.30 işkence gibi gelmişti. Sonra o hafta bir diğer gün bir tane daha denedim öyle. Tamam 4.30 oluyor ama zorluyordu. Şimdi bakın 4.30 rahat, 4.08, 4.12'ler var. Bu böyle yavaş yavaş mesela 4'e doğru gidiyor. Tabii şimdi 4.08'de de o zaman 4.30'da yaptığım gibi zorlanıyorum ama o zorlanmaya daha alışıyor. Evet. 600 metre. 3. intervale başlayacağım. Yine 4.15'in altında tutacağım. Tabi bunlarda bir diğer şey de mental, kendinizi hazırlamanız, bir gün önceden yapacağınız antrenmana neyi nasıl yapacaksınız, süreyi nasıl istiyorsunuz, nabzı nasıl tutacaksınız, nereden nereye gidip geleceksiniz, rotanız falan, hepsi kafada hazırlanmak gerekiyor. Özellikle bu işte bitiş noktası kaçıncı kilometre ise oraya varmak, işte intervalse onun hakkını vermek bir noktada büyük ölçüde zihinsel psikolojik antrenmana giriyor. Hadi 500 metre daha keyfini sürebilirim bu koşunun. Sonra geliyor bir tane daha. Üçüncü interval de bitti. 4.10. Güzel bir süre gene. Kaldı iki tane. Bakalım. Sonuncusu gene biraz rahat. Kuruçeşme'de Ortaköy'e doğru hafif meyil aşağı bir mesafe var. Beşincisi oraya denk gelecek ama o da ödülü olsun. Şimdi bu intervali ben biner metre aralıklarla yapıyorum. İnterval yani aralıklı antrenman. Benim yaptığım biner metre. Normalde atletler veya genel spor amaçlı çalışanlar mesela özellikle atletizm pisti varsa 400 metre yüksek tempo, 400 metre düşük tempo şeklinde aralıklar yapıyorlar. Ben bir atletizm pistinde koşuyor olsaydım o zaman ben orada iki tur yapacaktım. 800'er metrelik aralıklar. Ama burada hem 800 metreyi burada hemen saatten kestirip durabilirim ama o 800 metre aralıkların süresini bana ayrıca gösteremez. O yüzden ben 1000 metre gidiyorum. Daha sonra bu telefondaki veri bana her aralığın süresini ayrı ayrı gösteriyor. O bakımdan da takibi kolay oluyor. Niye ben 800 metre ya 1000 metrelik aralıklarda çalışıyorum? Ultra mesafe koşanlar bunu bu şekilde mümkün olduğunca aralığın mesafesini açarak çalışıyorlar.
O yüzden benim de takip ettiğim antrenman programı bu şekilde. Bunun dışında nasıl çeşitlenebilir bu interval? Mesela 100-200 metrelik rampalarda yukarı doğru bir koşu, akabinde çok yavaş aşağı, tekrar yukarı. Bu tekrarlar halinde yapılabilir. Yine Hakan Hoca aşağı doğru da yapmanın çok faydalı olduğunu söyledi ayrıca. Ben daha hiç o intervalleri çalışmadım açıkçası. İlk hafta bunu yaptım. Şu anda yaptığım biner metre aralıklı olanı düz yolda. Beni zorladı. Zorlayan şey geliştirir. O yüzden hemen kaçmak istemedim. Şu anda 8. haftada, yani 8. kez yapıyorum bu antrenmanı. Haftada bir olmak üzere. Bundan sonra arada çeşitlendirmeyi düşünüyorum. Yani o yokuş yukarı intervalleri de yapmaya başlayacağım. Hepsi farklı, faydalı çünkü. Sıra ona da gelecek. İnterval özellikle spora başlayanların da, yeni başlayan, yürüyüş, koşuya geçiş bilmesi gereken ve kullanması gereken, ağzında çok telaffuz edeceği bir antrenman modeli. O yüzden seviyoruz. Ve bu dinlenme aralığımdaki son 250 metrenin, bırakın biraz daha keyfini süreyim, sonra 4. intervale başlayacağız. Evet, 4 de bitti. Hedef 4, 15 ve altında tutmak demiştik. Çok güzel bir süre geldi. 4:16. Ama güzel. Bugün gerçekten en iyi interval antrenmanı çıkıyor. Son bir tane kaldı. Şimdi gücümü toparlayacağım. Nefesimi düşüreceğim. Nabzımı Kuruçeşme Ortaköy arası bir son 1000 metre. İnterval koşuya yeni başlayacak olanlar için yürü koş, yürü koş, yürü koş aralıklarıyla yapabilecekleri, hem çalışma sürelerini ve çalışma mesafelerini uzatabilecekleri, aynı zamanda çok fazla kalbe yüklenmeyecekleri, çok fazla kendilerini hırpalayıp yormayacakları bir antrenman modeli. Artı şöyle bir avantajı da var. Yağ yakımına ciddi etki ediyor. Daha fazla yağ yakımını sağlıyor. O yüzden süper bir model. Ben de işte 12-13 ay önce koşmaya başladığım zaman kendim daha evvel de belirli aralıklarla uyguladığım ve hoşuma giden bir interval programı uygulamıştım. Bu 2 dakika hızlı yürüyüş, 2 dakika orta tempo koşu, 1 dakika hızlı koşu. Sonra tekrar başa yürüyüşe döndüğüm böyle 5 dakikalık bir set. Size tavsiye, yeni başlayacak olanlar için. Bunları konuştuk, konuşacağız ayrıyeten ama mesela 2 dakika yürüyüş, 2 dakika koşu yapılabilir. Süreyi kendi
durumunuza göre kendinizi dinleyip değiştirebilirsiniz. 2,5-2,5 yapın, 3-3 yapın, 3 yürü 2 koş yapın. Çok önemli değil. Önemli olan o intervalleri yapmak. Bir hedef zaman belirleyin, çalışma süresi. 30 dakikayla başlayın. Bu setleri yapa yapa 30 dakikayı tamamlayın. Yavaş yavaş o süre artar. 35 dakika, 40 dakika, 45 dakika. Gelirsiniz bir saate. Bir saatin sonunda sanki hiç çalışmamış gibi güzel evinize gider, duşunuzu yapar, işinize güçünüze gidersiniz. Karanlığa düştük. Daha 500 metrem var benim. Ben dinlenmeye devam ediyorum. Son intervalden sonra en keyifli dinlenme koşusunda görüşeceğiz. Oh. Sanki programlanmış gibi. 4.16 bir tane daha ve hızlı koşu intervallerim bu haftalık burada son bulur. Son 1 kilometre dinleniyorum. Güzeldi, keyifliydi. Süreler en iyi antrenmanı işaret ediyor. Bu verileri çalışma programıma da işliyorum. İnsanın nereden nereye geldiğini görmesi, takip etmesi, gelişimini izlemesi ve motive olması bakımından bence önemli. Şöyle bir ay geriye gidip o 4 hafta önceki interval antrenmanında ne süre yapmışım, uzun koşuda hangi nabızla ne kadar mesafe koşmuşum, antrenman koşularında ortalama tempom ne olmuş, bunları gördüğünüz zaman geldiğiniz noktayı daha iyi anlıyorsunuz. O zaman her çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar yapılmasının şart olduğunu çıplak gözlerle görüyorsunuz ve programa devam ediyorsunuz. Benim için bir işi yapıyorsam doğru düzgün yapmak çok önemli. Zaten sevdiğim şeyleri yapabiliyorum. Sevmediğim, istemediğim şeyleri yapmıyorum, yapamıyorum. Uğraşamıyorum. Konsantre olamıyorum. Vakit ayırmak istemiyorum. Baştan savma da yapmayı sevmediğim için elimi sürmemeyi tercih ediyorum. Ama sevdiğim şeyleri sonuna kadar hakkını vererek yapmak hoşuma gider. Prensiplerimden biri o. Şimdi bu işi yapmayı seviyorum. Hakkını vererek derli toplu disiplinli olması gerektiği gibi yapmaya çalışıyorum. İşte o kaydını tuttuğum sonuçlarda doğru yolda ilerlediğimi söylüyorlar. Şimdilik bu kadar. Bir interval antrenmanını böylece bitirdik. İntervalim hakkında konuştuk. Ve biraz daha koşacağım. Soğuma çok önemli. Isınmanın olduğu kadar soğumanın da yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle nabzınızın yüksek olduğu bir çalışmanın sonunda ani durmayın. Hele hele sakın ha oturmayın. Hızlı tempoda yürüyün. Temponuzu yavaş yavaş düşürün. Nabzınızın normale döndüğünü hissedin. Ve aktif dinlenmeye çalışın.
sporcuların bile yaptığı bir hata. Çalışma bitiyor, oturuyorlar. Oturarak dinlenemezsiniz. Vücutta bir kan dolaşımının sağlanması lazım. Bu ayakta hareket halinde daha iyi ve doğru sağlanıyor. Dolayısıyla aktif dinlenmeyle daha çok dinlenebiliyorsunuz. Evet, şimdilik bu kadar. Koşmaya, hareket etmeye ve konuşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Takipte kalın. Ve mutlaka hareket edin. Kendinize iyi davranın.